Merhaba sinema dostları, Sinemajistik'ten selamlar sizlere. Bu hafta vizyona girecek Bina filminin tanıtımı için geldik sizlere. İzledik biraz önce, sağ olsun makinistimiz Ali Kocaoğlu Bey bize çalışmadı ve teçhizatını ayarladı. Bu gene bir mucize yarattı, bize filmi izletti, takılmıştı orada. İki kişi olarak filmi izledik. Şimdi efendim, geçen yıl Toronto'da premierini gerçekleştiren Bina filmi Orçun Behram'ın yönetmenliğinde gerçekleşiyor. Türk sineması açısından oldukça cesur bir film olarak adledebiliriz. Şimdi kendisinin 2019-2020 yılları arasında vizyona giren yapımlar olarak sunulan filmlerden arasında yer alan, İKSV'de de yer alan Bina filmi Orçun Behram'ın hangi ödülleri almıştı? Görüntü yönetmen Ulusal'da 2019-2020 yapımları arasında en iyi görüntü yönetmenliğinde Engin Özkaya, en iyi özgün müzikte Can Demirci ve en önemlisi de Onat Kutlar anısına jüri özel ödülünü almıştı Bina filmi. Bina filmini hemen söyleyelim, arkamızdaki afişten görüyorsunuz. Sinemajistik'te izleyebilirsiniz. Seansları 12, 14, 15, 16, 30, 19 ve 21.15'te burada Sinemajistik'te bekliyorlar izleyicileri. 4 film birden bu hafta için vizyona girecek, evet, diye belirtmiştim. Ali Bey de burada söylüyor. Evet, onları da belirtmiştim. Bina filmi dediğim gibi ilginç bir film. Aslında şöyle ütopik bir film. Bir sistem Ütopya üzerinden bir çanak anten yerleştiriliyor. Çanak antenin üzerinden bir bülten verilecek ve herkes oraya uyuyor. Ama bunun arkasında şöyle bir detay var. Sistem, yani uyuşturulmuş, sisteme uyan insanların ölmesi, ölmese de yarı robotlaşmış olarak hayatta kalması üzerine kurgulanmış. Dediğim gibi cesur, Türk sineması açısından cesur bir hareket. Bunun için 6.9 puanımız. Çok beğenmeyenler de var zannederim ama tabii herkesin kişisel görüşü. Bu hafta için 16 Ekim için girecek filmlerden sağ olsunlar Ali Bey de akşamdan beri, biliyorsunuz burada dün film gösterimi vardı. Bir dakikada kısa film, Güney Afrikalı yönetmenin. Buraya girdi filmler. Ben sabahki videom, bir önceki videomda bahsetmiştim ama biliyorsunuz geriye kalanlar uzun zaman önce Yarımada ve Polaroid, iki eski iki yeni olarak Sinemajistik'te izleyebilirsiniz. Bu filmle ilgili evet detaylarımızı söyledik. Ütopik bir film, farklı bir film. Algılayışta algılayış açısından ve özellikle efekt, ses çok iyi. Farklılıkları bulacağınızı düşünüyorum. Çok fazla da yorum yapmak istemiyorum. Bu hafta için dediğim gibi basın gösterimleri gelmemişti bize. Biz de Sinemajistik'i tercih ettik. Burada filmimizi izledik. Sağ olsun Ali Bey ile Şahin Bey, ekip de burada. Herkesi bekliyoruz. Seansları söyledim. Arkada bir şey görüyorsunuz. Bir daha yenileyelim. Bina için 12, 14, 15, 16, 30, 19 ve 21.15 seanslarını izleyebilirsiniz. Geriye kalanlar için 11.30 ve 13.30'da başlıyor. Polaroid için de 11.45, 13.45 yeni giren filmler bu ikisi. Diğerleri Yarımada ve uzun zaman önce de biliyorsunuz Ankara Film Festivali'nde ödül almıştı. Bunun için de kapıları açık, sizleri bekliyorlar. Beyoğlu Havası, İstiklal Caddesi için biz bugün Sesam'da olacağız. Herkese selamlar, sevgiler sunuyoruz efendim. Hoş kalınız.